Önceki videoda bahsettiğimiz gecikme döngüsü burada bir örneği gösteriliyor. Bu döngüsü, döngü içerisinde kalan alan bir mıknatıslanma döngüsü yapıldığı zaman ne kadar enerji kaybedildiğini gösteriyor. Yani bölgecik duvarlarını hareket ettirerek malzemeyi bir doygunluk durumundan diğer doygunluk durumuna getirebilmek için ne kadar enerji harcamamız gerektiğini, ne kadar çok enerji kaybedeceğimizi. Gösteriyor. Bu döngü sırasında kaybolan enerji miktarına bağlı olarak manyetik özellik sergileyen malzemeleri sert ve yumuşak olmak üzere iki başlık altında ele alıyoruz. Bunlara sert mıknatıs ve yumuşak mıknatıs adı da veriliyor. Yumuşak mıknatıs dediğimiz malzeme çok kolay mıknatıslanabilen bir malzeme türü. Bunun, bunun için de hem retentivite değerinin hem de koersivite değerinin çok düşük olması gerekiyor. Yani bir e, gecikme döngüsü yapıldığı zaman, bu döngünün yapısına baktığımız zaman şu şekilde, daha şöyle aşağıya doğru çizeyim, hem retentivite değerinin hem de koersivite değerinin böyle çok düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bu tür döngüye sahip malzemelere de, yumuşak mıknatıs adını veriyoruz demiştik. Bunlardan bu yumuşak mıknatıslardan farklı olarak bir de sert mıknatıs adını verdiğimiz bir e, malzeme davranışı var. Bunda da bu tür malzemelerde de hem koersivite hem de retentivite değerlerinin oldukça yüksek olduğunu gör görüyoruz. Yani malzeme şöyle bir doygunluk değerine mıknatıslanmışsa manyetik alan kapatıldığında böyle çok yüksek bir retentivite değeri e, geriliyor. Malzemedeki artık akı yoğunluğu ters yönde bir manyetik alan uyguladığımız zaman da e, koersivitenin yine yüksek olduğunu görüyoruz. Eksi yönde bir doygunluğa ulaştıktan sonra yine buradaki retentivite değeri de çok yüksek. Ve bu şekilde çok yüksek bir çok büyük bir alan elde ederek bir döngüyü tamamlamış oluyoruz. Bu tür döngüye sahip malzemelere de biraz önce söylediğim gibi sert mıknatıs adını veriyoruz. Tabi buradaki esas ayrım bir döngü yapıldığı zaman ne kadar çok enerji kaybedildiği. Yumuşak mıknatıs adıyla tarif ettiğimiz malzemeleri enerji kaybının düşük olması gereken uygulamalarda kullanıyoruz. Enerji kaybının düşük olması gereken gereken uygulamalar nedir diye düşünürsek örneğin elektrikli arabaların e, motorlarında kullanılan motor çekirdeklerinde kullanılan ferromanyetik malzemeleri bir örnek olarak gösterebiliriz. Şimdi Burada ufak bir parantez açıp, bu elektrikli motorlar nasıl çalışıyor bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ferromanyetik malzemelerin hem yumuşak mıknatıs özelliğine değinmiş olacağız, hem de bu malzemeler içinde oluşan girdap akımları var. Bunlardan da bahsetme fırsatı yakalayabileceğim e, bu motorlardan bahsederken belli bir mantık çerçevesi içerisinde. O yüzden ilginçte bir çalışma prensibi eğer daha önce öğrenme fırsatınız olmadıysa, Yeri gelmişken ufak bir parantez açıp bu motorlardan bahsetmek istiyorum. Elektrikli arabalarda kullanılan elektrikli motorları ben çok basit bir şekilde tarif edeceğim. Tabii daha karmaşık geometrilerle tasarlanıyorlar. En basit şekliyle bir ferromanyetik malzeme var. Tıpkı burada çizdiğimiz silindir gibi. Ve bu sefer bu ferromanyetik malzeme böyle ortada bir merkezden sabitleniyor. Bu kendi ekseni etrafında dönebilecek şekilde ortadan sabitlenmiş durumda. Bu malzeme etrafına yine burada sağda gösterilen şekilde bir tel sarılıyor. Şu şekilde göstereyim teli. Ve bu telden her iki tarafına da tabi sarılıyor. Ve bu telden bir akım geçirildiği zaman yine burada gösterildiği gibi bu ferromanyetik malzemede bir manyetik indüksiyon ortaya çıkıyor. Onu da bu doğrultuda gibi gösterelim. Ferromanyetik malzeme içerisinde böyle bir doğrultuda bir manyetik akı yoğunluğu meydana geldiği zaman, bir manyetik akı oluştuğu zaman, bu, bu buradaki ferromanyetik malzemeyi sanki bir tarafı kuzey kutbu, diğer tarafı da güney kutbu olacak şekilde mıknatıslanmış gibi düşünebiliriz. Böyle mıknatıslanmış bir ferromanyetik malzemeyi bir mıknatıs içine yerleştirirsek, bu mıknatısın şöyle bir tarafı güney kutbu olsun, diğer tarafı da kuzey kutbu olsun. Benzer kutuplar birbirini iteceği için ve zıt kutuplar birbirini çekeceği için burada kuzey kutupları yan yana, burada da güney kutupları yan yana bu mıknatıslanan malzemenin doğal olarak şu şekilde dönmesini bekleyebiliriz. Böyle kendi ekseni etrafında dönmesini bekleyebiliriz. Şimdi bu bir yarım tur attıktan sonra bu tarafı kuzey kutbu olacak, bu tarafı da güney kutbu olacak. O yüzden bunun bir yarım tur attıktan sonra dönmesini bekliyoruz. Fakat bu telden geçen akım eğer alternatif akım ise ki alternatif akım sürekli yönünü değiştiriyor bildiğiniz gibi. Örneğin buraya geri dönersek bir zaman diliminde bu tarafa doğru hareket ediyor. Dolayısıyla yukarı doğru bir manyetik indüksiyon yaratıyor. Ardından ters yöne doğru gitmeye başlıyor alternatif akım ve aşağıya doğru bir manyetik indüklenme yaratıyor. Dolayısıyla her bir çevrimde alternatif akım her yön değiştirdiğinde malzemedeki manyetik indüksiyon da yön değiştiriyor. Dolayısıyla eğer buraya bir alternatif akım kaynağı yerleştirmişsek bu teller eğer bir alternatif akım kaynağına bağlıysa bu yarım tur attığı zaman alternatif akım da yön değiştirdiği zaman bu sefer tekrar Kuzey Kutbunun bu tarafa taşınmasını, Güney Kutbunun da bu tarafa taşınmasını bekleyebiliriz. Yani yine sol tarafa doğru bir manyetik indüksiyon gerçekleşecek. Yine Kuzey kutbu bu, buradaki kutbu itecek, Güney kutbu da buradaki kutbu itecek. O yüzden yine bu bir yarım tur atacak ve bu bu şekilde alternatif akımın yön değiştirme frekansına bağlı olarak bu mıknatıslar arasında dönecek. Bu dönme hareketinden yola çıkarak da böyle bir motor tasarlama şansımız oluyor. Elektrikli arabalarda gördüğümüz motorlar en basit tarifiyle bu şekilde çalışıyorlar. Şimdi burada bahsetmek istediğim bir girdap akımı diye ayrı bir etki daha var demiştim biraz önce. Bu girdap akımları ferromanyetik malzeme içerisinde ortaya çıkıyor ve manyetik alan yön değiştirirken manyetik alanın büyüklüğü değişirken ortaya çıkıyor. Şöyle ki manyetik alanın büyüklüğü değişirken örneğin burada şöyle saat yönünün tersi yönde bir akım geçiyor dikkat ederseniz. Bu sırada bu malzeme içerisinde ters yönde bu şekilde bir girdap akımı oluşabiliyor. Tabi bu bütün malzemenin içinde oluşan bir akım. Buna girdap akımı adını veriyoruz demiştim. Edi akımı olarak da geçer. Bazı kaynaklarda. Bu girdap akımı daima kendini yaratan kuvvete karşı koyacak yönde bir kuvvet çıkartma amacıyla ortaya çıkartıyor. Bu şekilde ortaya, bu, bu yönde ortaya çıkıyor. Yani dikkat ederseniz bu girdap akımını ortaya çıkartan şey bu telden geçen akım ve bunun yarattığı manyetik indüklenme. Bu manyetik indüklenmeye ters yönde hareket edebilme, ters yönde bir etki yaratabilmek için bu girdap akımı ortaya çıkıyor. Çünkü nasıl burada dönen akım yukarı doğru bir manyetik indüklenme yaratıyorsa, malzeme içinde dönen girdap akımı da ters yönde bir manyetik indüklenme ortaya çıkartabiliyor. Bu ters yöndeki manyetik indüklenme telden geçen manyet telden geçen akımın yarattığı manyetik indüklenmeye ters yönde olduğu için kendisini oluşturan indüklenmenin büyüklüğünü azaltacak şekilde ortaya çıkıyor. Bu girdap akımı, buna Lenz kanunu adını veriyoruz. Bu girdap akımının yönünü tarif eden kanuna şuraya yazayım. Lenz kanunu adını veriyoruz. Bir parantez içinde bunu da belirtelim. Yani tekrarlamak gerekirse bir girdap akımı oluştuğu zaman bu oluşan akım daima kendini yaratan kuvvete e, karşı koyacak yönde ortaya çıkıyor diye formülize edebiliriz. Şimdi biz enerji kaybının az olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bir akım geçirdiği zaman akım geçirdiğimiz zaman buradaki ferromanyetik malzemeden maksimum miktarda manyetik indiksiyon elde etmek istiyoruz. O yüzden bu girdap akımının yarattığı ters yöndeki indiksiyonun büyüklüğünü azaltmak istiyoruz. Bunu yapmak için de girdap akımının şiddetini azaltmamız lazım. Bu akım şiddetini azaltabilmek için de buradaki ferromanyetik malzemenin öz direncini arttırmamız gerekiyor. Akım ne kadar yüksek bir dirençle karşılaşıyorsa şiddeti o kadar azalacağı için bu akımın yarattığı ters yöndeki manyetik indüksiyon da bu ters yöndeki manyetik alan da o kadar düşük bir şiddette karşımıza çıkıyor. Bunun da yolu malzemenin direncini arttıracak şekilde bazı e, örneğin alışım elementleri kullanmak. Mesela burada bahsettiğim e, elektrikli arabaların motorlarında kullanılan ferromanyetik malzemeler genellikle e, silisyumlu çelik adı da verilen demir demir silisyum alaşımlarından yapılıyor. Bu genellikle %3 silisyum içeriyor. Örneğin bu malzemenin özelliğiyle saf demirin özelliklerini kıyaslayalım. Bir tablo üzerinde. İlk başta öz direnç değerlerine bakalım. Bunun birimi 10 metre demiştik. Önceki videolarda eee Doygunluk akı yoğunluğu değerine bakalım. En yüksek akı yoğunluğu nedir? Bu malzemelerde elde edilebilen bunun da birimi Tesla demiştik. Son olarak da gecikme kaybına bakalım. Yani bu içeride kalan alandan bahsediyoruz. Bir gecikme döngüsü yapıldığı zaman ne kadar enerji kaybediliyor? buna da gecikme kaybı adını veriyoruz. Birimi tabii enerji kaybı olduğu için Joule birimini kullanacağız. Malzemenin metre küpü başına yani birim hacim bir metre küplük hacim başına kaç Joule enerji kaybedildiğine bakacağız. Saf demir için bu değerler saf demirin öz direnci 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 10 metre %3 silisyumla alışımlandığı zaman öz direnci 4.7 çarpı 10 üzeri eksi 7 10 metreye kadar çıkmış oluyor. Yani e, bu karşı yönde öz direncini arttırdığımız için karşı yönde etki eden girdap akımının şiddetini azaltabiliyoruz. Malzemelerdeki e, doygunluk indüksiyonuna baktığımız zaman saf demirinki 2.14 Tesla olmasına rağmen e, %3 silisyumla alaşımlandığında bu doygunluk değeri bir miktar azalıyor. Yani burada bir dezavantajla karşılaşıyoruz aslında. Fakat bu gecikme kaybına baktığımız zaman o kadar ciddi bir ilerleme var ki 270 jül bölü metre küplük bir gecikme kaybına karşılık %3 silisyumla alaşımlandığı zaman malzeme 40 jül bölü metre küplük bir gecikme kaybı ortaya çıkıyor. Yani malzemede oluşan enerji kaybını çok ciddi miktarda azaltmış oluyoruz. Sadece %3 silisyum ekleyerek. O, o yüzden elektrikli motorlarda kullanılan ferromanyetik malzemeler saf demirden değil mutlaka %3 silisyumla hatta %6 silisyumla e, alışımlanmış örnekleri de var. Farklı manyetik malzemeler kullanıldığı da oluyor. Fakat endüstriyel uygulamalara baktığımız zaman en yaygın olarak %3 silisyumla alaşımlanmış demirin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bu arada kalan alanda bir de sert mıknatıslardan bahsetmek istiyorum. Sert mıknatıslar tabi manyetik alan kaldırıldığı zaman çok yüksek bir artık akı yoğunluğuna sahip yani mıknatıs özelliğini koruyabiliyor. O yüzden bu, bu, bu malzemeleri Kalıcı mıknatıs yapımında kullanılıyor. kullanılıyor. Kalıcı mıknatıslar yapmak için tercih ediyoruz. Yani eğer bir mıknatıs üreteceksek, böyle çok geniş bir gecikme döngüsüne sahip malzemeler e, kullanmayı tercih ediyoruz. Bu gecikme döngüsü içerisindeki alanın böyle büyük bir hale getirebilmek için de yapmamız gereken şey bölgecik duvarı hareketini zorlaştırmak. Örneğin Hatırlarsanız mesela şöyle bir bir bölgecikteki manyetik moment bu yönde olsun. Arada bir bölgecik duvarı olsun ve burada ters yönde bir manyetik momente sahip bölgecik olduğunu varsayalım. Eğer böyle bir malzeme içerisine şu yönde bir manyetik alan uygularsak buradaki bölgecik duvarının sağa doğru hareket etmesini bekleyeceğiz ki buradaki bölgecik büyüyebilsin. Bu bölgecik duvarının hareketini zorlaştırmak için bunun karşısına mekanik engeller koyabiliyoruz. O da şu şekilde oluyor. Malzemeleri alışımlayıp bir ısıl işlem yaptıktan sonra karşısına şu şekilde çökeltiler oluşturursak malzeme içerisinde. E, ufak çökeltiler oluşturursak buradaki bölgecik duvarı şöyle sağa doğru ilerlerken buradaki çökeltilere şöyle takılmaya başlayabiliyor. Takılarak. Bunun hareketi zorlaşıyor. Ee, pardon bunu ters yönde çizdim. Şöyle olacak. Çökelti burada. Bu tarafa hareket etmek istiyor. Fakat burası takılmış durumda. Sağ tarafa doğru hareket ediyor çünkü. Tabi bir yerden sonra bu çökeltiyi geride bırakarak hareketine devam ediyor. Fakat eğer çok fazla çökelti varsa bunların önünde. Bunlardan kurtulması zorlaşacağı için bu bölgecik duvarlarının hareketini zorlaştırmış oluyoruz. Bu etkiye de Barkhausen etkisi adı veriliyor. Bu çökeltilere bağlı olarak ya da kristal yapı içindeki hatalara bağlı olarak manyetik, daha doğrusu bölgecik duvarlarının hareketinin zorlaşmasına Barkhausen etkisi adı veriliyor. Bu da Alman bir fizikçi kendisi, daha önce birçok Alman fizikçiden bahsetmiştik. Heinrich Barkhausen nın 1919 yılında keşfetmiş olduğu bir etki. Bu tür çökeltiler kullanarak ya da farklı e, kristal yapı hataları kullanarak bu manyetik e, özellik sergileyen ferromanyetik özellik sergileyen malzemelerdeki bölgecik duvarlarının hareketini zorlaştırabiliyoruz. Bu bölgeciklerin hareketi zorlaştığı zaman da Manyetik alan ortadan kaldırıldığı zaman bunların geri dönmesi çok çok zor bir hale geldiği için çok yüksek retentivite değerleri ve yine yüksek koersivite değerleri elde edebiliyoruz ve bu özelliği sergileyen malzemeleriz. Kalıcı mıknatıslar yapmak için kullanmayı tercih ediyoruz.